Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıfın 3. ünitesi olan Games and Hobbies Oyunlar ve Hobiler adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimelerle ilgili oyunlar oynamak istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Academy uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize oyunların İngilizce isimlerini öğrenmekle başlayalım. Games oyunlar demektir. Bakalım oyunların İngilizce isimleri nelermiş? Play Blind Man's Buff Körebe oynamak Play Dutch Ball Yakar top oynamak Play Hopscotch Seksek oynamak Play Dart Dart oynamak Do Puzzle Yapboz yapmak Swing Sallanmak play Chinese whispers. Kulaktan kulağa oynamak. Play hide and seek. Saklambaç oynamak. Play checkers. Dama oynamak. Play scrabble. Kelime oyunu oynamak. Play tag. Elim sende oynamak. Play computer games. Bilgisayar oyunu oynamak. Play yo-yo. Yo-yo oynamak. Seesaw. Tahterevalli. Slide. Kaymak. Play golf. Golf oynamak. Play dominoes. Domino oynamak. Hangman. Adam asmaca. Hula hoop. Hula hoop. Tic-tac-toe. Üç taş oyunu ayrıca sos oyunu olarak da bilinir. Backgammon, tavla. Tabu. Tabu. Leapfrog. Birdir bir oynamak. Oyunların İngilizce isimlerini öğrendik. Şimdi sırada Hobbies. Yani hobiler vardır. Hobilerin İngilizce isimleri şöyledir. Go ice skating. Buz patenine gitmek. Skibber hop, ip atlamak. Do origami, kağıt katlama sanatı yapmak. Play soccer, futbol oynamak. Rollerblading, patenle kaymak. Go fishing, balığa gitmek. Ride a bike, bisiklet sürmek. Collect stamps, Top toplamak, do sculpting, heykel yapmak, play marbles, misket oynamak, climb a mountain, da tırmanmak, play keep a happy, top sektirmek, go camping, kampa gitmek, ride a horse, ata binmek play basketball basketbol oynamak take a photo fotoğraf çekmek do sports spor yapmak draw pictures resim çizmek collecting coins para toplamak play board games masa oyunları oynamak Do magic. Sihir yapmak. Play a musical instrument. Bir müzik aleti çalmak. Fly a kite. Uçurtma uçurmak. Read a book. Kitap okumak. Trekking. Hiking. Doğa yürüyüşü yapmak. Swimming. Yüzme. Playing chess. Santranç oynamak. Play tennis. Tenis oynamak. Oyunlarla hobilerin İngilizce isimlerini öğrendik. Bunlarla ilgili kısa bir alıştırma çözelim. İsterseniz siz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki ifadelerle birleştireceğiz. Resimler bu konuda bize yardımcı olacaklar. Hazırsanız başlayalım ama önce yukarıdaki kelimeleri tekrar edelim. Go gitmek demektir. Collect toplamak. Climb tırmanmak skip, atlamak, ride, binmek anlamına gelir. Şimdi bunları aşağıda birlikte kullanılan ifadelerle eşleştirelim. Birinci resimdeki çocuk bisiklete biniyor. Bisiklete binmek, ride a bike. İkinci resimde pul topluyor. Pul toplamak, collect stamps. Üçüncü resimde ip atlıyor. İp atlamak, skip a rope. Şimdi aşağıdaki resimlere bakalım. Dağ tırmanmak, climb a mountain. Balığa gitmek, go fishing. Yakar oynamak, play touch ball. Konuyu daha iyi pekiştirebilmek için bir tane daha alıştırma çözelim. Yine birlikte kullanılan ifadeleri bulacağız. Birinci soru, make, ride ve play fiilleri vardır. Sizce bunlardan hangisi a bike kelimesiyle kullanılır? A bike bir bisiklet demektir. Bisiklete binmek, ride a bike olarak kullanılır. İkinci soruya bakalım, go do ve play fiilleri vardır. Sizce bu üç fiilden hangisi puzzle ifadesiyle kullanılır? Tabii ki do. Do puzzle, yap poz yapmak. Üçüncü soru, go, do ve play fiilleri vardır. Yan tarafta ise marbles yani misket kullanılmıştır. Misket oynamak olarak kullanılır, bu yüzden play fiilini seçeriz. Dördüncü soruya bakalım. Do, make ve go fiilleri vardır. Sizce bunlardan hangisi fishing kelimesiyle birlikte kullanılır? Go kullanılır. Go fishing, balığa gitmek demektir. Daha fazla alıştırma çözmek istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın. Vocabulary, kelimeler demektir. Bu ünite içerisinde bulunan diğer önemli kelimeler şunlardır. Count, saymak. Draw a square, kare çizmek. Fold the paper, kağıt katlamak. Paper, kağıt demektir. Ground, zemin, yer. Free time, boş zaman. Touch, dokunmak. Game, oyun. Jump, zıplamak. Need, ihtiyacı olmak. Shape, şekillendirmek. Guess, tahmin etmek. Go out, Dışarıya çıkmak. Player. Oyuncu. Catch. Yakalamak, tutmak. Run. Koşmak. Try. Denemek. Win. Kazanmak. Fun. Eğlence. Letter. Harf. Öğrendiğimiz bu önemli kelimelerin içinde bulunduğu kısa bir alıştırma çözelim. Yan tarafta oyunlardan ve hobilerden bazıları tarif edilmiştir. Bunları resimlerden bulacağız ve uygun olan harfleri cümlelerin altına yazacağız. Birincisi, we fold papers and make shapes. Biz kağıtları katlarız ve şekiller yaparız. Fold papers, kağıt katlamak demekti bunu öğrendik az önce. Bunun cevabı C harfindeki origami sanatıdır, yani kağıt katlama sanatı. İkinci soru, We draw squares on the ground and we jump. Biz zemine, yere kareler çizeriz ve biz zıplarız. Jump, zıplamak demektir. Sizce bu oyun hangisi olabilir? Bu oyun B şıkkındaki çizgi oyunudur. Hopscotch. Üçüncü soru. We run fast. Biz hızlı koşarız. And we try to touch our friends in this game. Ve biz bu oyunda arkadaşlarımıza dokunmaya çalışırız. Sizce bu oyun hangisi olabilir? Bu oyun A harfindeki play tag yani elim sende oyunu. We need a table, two rackets and ball to play this game. Bu oyun oynamak için bir masaya, iki rakete ve bir topa ihtiyacımız vardır. Bu oyun E harfindeki tenistir. Son soruya bakalım. A child turns his her back. Bir çocuk arkasını döner and count ve sayar. Count az önce öğrendik saymak demektir. Diğer çocuklar ise saklanır. Bu oyun D harfindeki high dancing yani saklambaç oyunudur. Testlerinizde ve denemelerinizde bu tarz sorular bol bol karşınıza çıkacak. O yüzden bu kelimeleri de ezberlemeyi ihmal etmeyin. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde can konusunu işleyeceğiz. İngilizcenin en temel ve en basit konularından bir tanesidir. Ken kelime anlamı olarak yapabilmek anlamına gelir. Eğer bir şey yapabiliyorsak, yeteneğimiz varsa, gücümüz yetiyorsa, öyle bir kabiliyete sahipsek ken kelimesini kullanırız. Örneğin ben yemek pişirebilirim, yemeği yapabiliyorum, böyle bir beceriye sahibim. Bu tarz cümleleri ifade ederken ken kelimesini kullanacağız. Örnekleri inceleyelim. I can play soccer. Ben futbol oynayabilirim. I, ben demektir. Cümleye öncelikle bir özneyle başlarız. Daha sonra can kelimesini kullanırız. Neyi yapabiliyorsak onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. He can ride a horse. O ata binebilir. He erkekler için kullanılır, o anlamına gelir. Eğer isterseniz burada bir erkek ismi de kullanabilirsiniz. Daha sonra can, yapabilmek anlamına gelen kelimeyi yazarız. Neyi yapabiliyorsak onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. She can do origami. O, kağıt katlama sanatı yapabilir. Can, yapabilmek anlamına gelir. It can climb a mountain. O, dağa tırmanabilir. Böyle bir gücü ve kabiliyeti vardır. Bunu yapabilir. Bu yüzden can kelimesini kullanırız. They can skip a rope. Onlar ip atlayabilir. They, onlar demektir. Can kelimesini kullanırız ve daha sonra neyi yapabiliyorsak onu da yanına ekleriz. We can do puzzle. We biz demektir. Biz yapboz yapabiliriz. Özneden sonra yapabildiğimiz şeyleri anlatırken can kelimesini kullanırız. You can play basketball. Sen basketbol oynayabilirsin. You sen anlamına gelen öznedir. Yapabildiğimiz şeyleri ifade ederken can kelimesini kullanırız ve neyi yapabiliyorsak onu cümlenin sonunda belirtiriz can kelimesini öğrendik. Yapabildiğimiz şeylerde kullanırız dedik. Peki ya yapamadığımız, gücümüzün yetmediği, becerimizin olmadığı şeyleri anlatırken de kullanırız? Tabii ki can't kelimesini kullanırız. Can't kısa yazılmış halidir. Uzun olarak can not olarak yazılır. Ama daha çok kısa hali tercih edilir. Yapamamak anlamına gelir. Eğer bir konuda bir kabiliyetiniz yoksa, beceriniz yoksa onu yapamıyorsanız can't ifadesini kullanırsınız. Örneğin, I can't catch a fish. Ben balık yakalayamam. Böyle bir güce, böyle bir yeteneğe sahip değilim. Bunu yapamıyorum. Ve bunu söylerken can't ifadesine ihtiyacım var. I ben demektir. Özneyi yazdıktan sonra can't ifadesini kullanırız. Neyi yapamıyorsak onu da cümlenin sonunda belirtiriz. Ahmet can't take photos. Ahmet fotoğraf çekemez. Özneyi yazdıktan sonra yapamamak anlamına gelen can't ifadesini kullanırız. Ne yapamıyorsak onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. Helen can't jump high. Helen yükseğe zıplayamaz. Helen'den sonra yapamadığı için can't kelimesini kullanırız. It can walk. O yürüyemez. Balinalar yürüyemez. Yapamazlar. Bunu anlatırken can't kelimesine ihtiyacımız vardır. An elephant can't jump. Bir fil zıplayamaz. Fillerin böyle bir kabiliyeti yoktur. Yapamadıklarından dolayı özneden sonra can't ifadesini kullanırız. A panda can't fly. Bir panda uçamaz. Bunların böyle bir kabiliyetleri, becerileri yoktur. Bu yüzden burada can't kullanmamız gerekiyor. Can kelimesini kullanarak karşımızdaki insana soru da sorabiliriz sen şunu yapabiliyor musun, şöyle bir beceriye sahip misin gibi anlamlara gelen sorular sorabiliriz. Örneğin, can you play tennis? Sen tenis oynayabilir misin? Karşımızdaki insana can kelimesini kullanarak yapabilir misin, edebilir misin gibi sorular sorabiliriz. Eğer bu insan tenis oynayabiliyorsa, yes I can, evet yapabilirim. Eğer yapamıyorsa böyle bir becerisi yoksa, no I can't, hayır yapamam diyebilir. Can he play computer games? O bilgisayar oyunları oynayabiliyor mu? Can kelimesini kullanarak herhangi bir insana şunu yapabiliyor mu, bunu yapabiliyor mu diye sorabiliriz. Yapabiliyorsa cevabında yes, he can. Evet, o yapabilir. Yapamıyorsa no, he can't. Hayır, o yapamaz. Can she swing? O sallanabilir mi? Eğer yapabiliyorsa yes, she can. Eğer yapamıyorsa no, she can't. Kendi ve kent konusu ile ilgili kısa bir alıştırma çözelim. Yan taraftaki resme bakacağız bir de verilen tik ve çarpı işaretlerine. Eğer yapabiliyorsa tik işareti vardır, yapamıyorsa çarpı. Ken ve kentten doğru olanını bulup yuvarlak içine alacağız. Resimde bir çita bulunuyor ve ayrıca yeşil bir tik işareti. var, hızlı bir şekilde koşabilir. Run koşmak demektir. Koşabildiklerine göre Ken kelimesini seçmeliyiz. İkinci resme bakalım. Bir tane çarpı işareti bulunuyor. Swim yüzmek demektir. Bu kişi yüzemiyor çünkü çarpı işareti var. Yapamadığımız şeylerde kent ifadesini kullanırız. Üçüncü resimdeki kız basketbol oynuyor ve bunun yanında tik işareti var. Demek ki bu kız basketbol oynamayı beceriyor. Bunu yapabiliyorsa can ifadesini kullanmalıyız. Verilen kız dans edebiliyor çünkü yeşil bir tik işareti var. Yapabiliyorsa can kelimesini seçeriz. Resimdeki çocuk misket oynayamıyor. Oynayamıyorsa doğru cevap kent kelimesi olur. Çünkü yapamadığımız şeylerde kent ifadesi doğrudur. Son resim bakalım. Bu resimdeki kişi bir şeyi boyuyor. Paint boyamak demektir. Yeşil bir tik işareti var. Demek ki bunu yapabiliyor, boyayabiliyor. Yapabiliyorsa can kelimesi doğru cevaptır. Bu konuyla ilgili daha fazla alıştırma çözebilmek için Jasmine Akademi uygulamasına uğramayı unutmayın. Likes, sevdiklerimiz şeyler için kullanılır. Bir şeyden hoşlandığımızı ve sevdiğimizi ifade etmenin yollarını öğreneceğiz. Bunu yaparken önce birkaç tane özne de amaçlayalım. Bir şey sevdiğimizi söylemenin yollarını öğreneceğiz. Ama bunu yaparken ayrı ayrı şekillerde anlatacağım ki aklınızda daha iyi kalsın. İlk bölüm dört tane özneden oluşacak. I, ben demektir. We, biz, you, sen, they, onlar anlamına gelir. Bu özneleri kullanarak bir şeyi sevdiğimizi söylemenin yollarını öğreneceğiz. Bir şeyi seviyorum derken like kelimesini kullanabiliriz. Love kelimesini de kullanabiliriz. Ayrıca enjoy kelimesini de kullanırız. Bu üçü de bir şeyi sevmek, beğenmek, hoşlanmak demektir. Sevdiğimiz şeylerde bunları kullanabiliriz. Örneğin, I like playing hopscotch. Ben seksek oynamayı severim. I ben anlamına gelir daha sonra like kelimesini kullanırız ve neyi seviyorsak onu cümlenin sonunda belirtiriz. I like playing hopscotch. Ben seksek oynamayı severim. We enjoy playing hide and seek. Biz saklambaç oynamaktan hoşlanırız. Enjoy bir şeyi sevdiğimizi söylemenin diğer bir halidir. İsterseniz like, isterseniz enjoy kelimesini kullanabilirsiniz. Ayrıca we biz anlamına gelir. Biz şunu oynamayı severiz. They love doing origami. Onlar kağıt katlama sanatı yapmayı severler. Ne demiştik? Bir şeyi sevdiğimizi söylemenin diğer bir hali de love kelimesidir. You like doing sculpting. Sen heykel yapmayı seversin. You, sen anlamına gelir. Sevdiğimiz şeylerde like kelimesini kullanabiliriz demiştik. Daha sonra sevdiğimiz şey cümlenin en sonunda belirtiriz. Bu sefer cümleye 3 tane farklı özneyle başlayacağız. Hi erkekler için kullanılır. O anlamına gelir. She kızlar için kullanılır. O anlamına gelir. It cansız ve hayvanlarda kullanılır. O anlamına gelir. Ayrıca bir erkek ve bir kız ismi de kullanabilirsiniz. İsterseniz he ya da she derseniz, isterseniz Ahmet, Ali ya da Fatma diyebilirsiniz. Bunlarda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise şudur. Sevmekle ilgili olan kelimelerin sonuna s takısı eklenilir. Örneğin like kelimesi likes olarak kullanılır. Love kelimesi loves olarak kullanılır. Enjoy kelimesi enjoys olarak kullanılır. Ama sakın unutmayalım sadece 3 tane özne de bunu yapıyoruz. He erkek öznesinde, she kız öznesinde ya da it cansız ve hayvan öznelerinde. Bunlar bazı denemelerde ve testlerde karşınıza çıkacaktır. Örnekleri inceleyelim. She likes going camping. O kampa gitmeyi sever. She kız özesi için kullanılır. O anlamına gelir. Gördüğünüz gibi bu sefer sevmek kelimesinin sonuna s takısını ekledik. She likes olarak kullandık. İsterseniz she yerine herhangi bir kız ismi de söyleyebilirsiniz. İkinci örneğimiz bir erkekle ilgili. He enjoys playing soccer. O futbol oynamaktan hoşlanır. Gördüğünüz gibi erkek olduğu için he kullandığımızdan dolayı sevmek anlamına gelen enjoy kelimesi s ile kullanıldı. He enjoys. It loves fish. O balığı sever. It öznesi cansızlarda ya da hayvanlarda kullanılır. Gördüğünüz gibi love sevmek kelimesi s taksı almıştır. It loves fish. O balığı sever. Sevdiğimiz, hoşlandığımız şeyleri anlatabilmek için 3 tane farklı kelime öğrendik. Ve bunlar öznelere göre değişiyor. Özneler çok önemlidir. Bundan da bahsettik. Şimdi sırada dislikes yani sevmediklerimiz şeyler var. Eğer sevmediğimiz şeyleri söylemek istiyorsak şu şekilde söyleyebiliriz ama yine öznelere dikkat edeceğiz. I ben demektir. We, biz. You, sen, siz. They onlar demektir. Eğer bu özneleri kullanarak, eğer bu özneleri kullanarak sevmediğimiz şeylerden bahsetmek istiyorsak Dislike kelimesinin kendisini kullanabiliriz. Don't like kelimesini de kullanırız. Ayrıca hate diyebilirsiniz. Bunlar bir şeyi sevmemek, hoşlanmamak anlamlarına gelir. Örneğin, I dislike playing yo-yo. Ben yo-yo oynamayı sevmiyorum. Dislike sevmemek demektir. They don't like sliding. Onlar kaymayı sevmiyor. Don't like yine sevmemek anlamına gelen bir ifadedir. We hate playing keepy up. Biz top sektirmeyi sevmiyoruz, hoşlanmıyoruz. Hate, sevmemek, hoşlanmamak anlamlarına gelir. You don't like playing computer games. Sen bilgisayar oyunları oynamayı sevmezsin. Don't like, sevmemek demektir. Şimdi sırada diğer öznelerimiz var. Bütün özneleri göre teker teker örneklerle inceliyoruz ki aklınızda daha iyi kalsın. He erkekler için kullanılır, o anlamına gelir. She kızlar için kullanılır. O anlamına gelir. Bunların yerine Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet gibi isimlerde kullanabilirsiniz. It yine o anlamına gelir ama cansız ve hayvanlarda kullanılır. Eğer bu özneleri kullanarak bir şeyi sevmiyor demek istiyorsak, şu ifadeleri kullanabilirsiniz. Dislike bu sefer sonuna s takısı alır. Dislikes olarak kullanılır. Doesn't like sevmemek demektir. Bu üç özne de doesn't like şeklinde kullanırız. Hate kelimesi sonuna s takısı alır, hates olarak kullanılır. Bu çok önemlidir. Kızlardan, erkeklerden, cansız ve hayvanlardan bahsedeceksek dislike ve hate kelimesinin sonuna s takısı ekleriz ve doesn't like kullanırız. Örneğin, Hakan dislikes flying a kite. Hakan uçurtma uçurmayı sevmez. Dislike sevmemek demektir. Erkeklerle birlikte kullandığımız için dislikes olarak kullandık. She doesn't like drawing picture. O, resim çizmeyi sevmez. Doesn't like, sevmemek anlamına gelir. It hates running. O, koşmayı sevmez. Hate, cansızlarda, hayvanlarda, kız ve erkeklerde hates olarak kullanılır. Etrafımızda bulunan insanlara sen şunu sever misin diye sormanız da mümkündür. Örneğin, Do you like playing dodgeball? Yakartıp oynamayı sever misin? Eğer seviyorsa, yes I do. Ama eğer sevmiyorsa ''No, I don't'' diyebilir. Does he like riding a horse? O ata binmeyi sever mi? Eğer seviyorsa ''Yes, he does.'' Ama sevmiyorsa ''No, he doesn't'' demeliyiz. Bu ünite içerisinde bilmeniz gereken üç tane kalıp vardır. Onların ilki ''Good at'' kalıbıdır. ''Good at'' bir şeyde iyi olmak anlamına gelir. Örneğin siz gitar çalmakta iyisiniz, bu kabiliyetiniz çok güçlüyse... Çok iyi yapabiliyorsanız good at kelimesini kullanabilirsiniz. I am good at playing golf. Ben golf oynamakta iyiyim. Good at bir şeyde iyi olmak anlamına gelir. She is good at swimming. O yüzmekte iyidir. Good at iyi olmak anlamına gelir. He is good at playing chess. O satranç oynamakta iyidir. Eğer bir şeyde iyi olmadığınızı söyleyecekseniz eğer bu kez not kelimesini kullanmalısınız. I am not good at taking photo. Ben fotoğraf çekmekte iyi değilim. Good at iyi olmaktı. Önüne not kelimesi gelince iyi olmamak, becerememek anlamına geldi. She is not good at playing tic tac toe. O, sos oyunu oynamakta iyi değildir. Good at iyi olmak anlamına gelir ama bunu olumsuz yapacaksak, iyi değilim diyeceksek not kelimesini kullanmalıyız. Not good at. İkinci örneğimiz kalıp ise bad at kalıbıdır. Bir şeyde kötü olmak anlamına gelir. Örneğin, I am bad at riding a bike. Ben bisiklet sürmekte kötüyüm. Bad at kötü olmak, yapamamak anlamına gelir. Selin is bad at skipping a rope. Selin ip atlamakta kötüdür. Bad at bir şeyde kötü olmak anlamına gelir. Oz is bad at playing marbles. Oz bilye oynamakta kötüdür. Bad at kötü olmak anlamına gelir. Eğer bir şeyde kötü değilseniz, kötü değilim demek istiyorsanız yine not kelimesini kullanırsınız. I am not bad at playing dominoes. Ben domino oynamakta kötü değilim. Yani iyiyim, yapabiliyorum. She is not bad at climbing a mountain. O, dağa çıkmakta kötü değil. Bad at, kötü olmak anlamına gelir ama bu olumsuz negatif yapacaksak not bad at olarak kullanırız. Üçüncü öğreneceğimiz kalıp ise crazy about kalıbıdır. Bu, bir şeyi delice sevmek, çok sevmek, tutkulu bir şekilde bağlanmak anlamına gelir. I am crazy about hiking. Ben doğa yürüyüşünü çok seviyorum, delice seviyorum anlamına gelir. She is crazy about going ice skating. O, buz patenine gitmeyi çok sever, aşırı derecede sever. He is crazy about collecting stamps. O, pul toplamayı çok sever, aşırı derecede bağlıdır. Dersimizi bitirmeden önce bu ünitedeki öğrenmeniz gereken iki tane soruyu öğrenelim. What are your hobbies? Senin hobilerin nedir diye soran cevabında istediğiniz bir hobiden bahsedersiniz. Örneğin, listening to music and playing golf. Müzik dinlemek ve golf oynamak. İkinci soru ise, What's your favorite hobby? Senin en sevdiğin hobin hangisidir? I like reading a book. Ben kitap okumayı severim diyebilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Öğrendiklerinizi test edelim. Test time, test zamanı. Eğer verilen süre sizin için yeterli değilse her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Daha fazla soru çözebilmek için Jasmine Akademi uygulamasına uğramayı unutmayın.